Aldığım bu hidrojen tasarruf cihazını biraz anlatacağım. Hidrojen tasarruf cihazı şöyle bir paket halinde böyle bir kutuyla geliyor. Onu ben şuraya taktım. Aracımız kepçe. Kepçemizden bahsedelim. Kepçenin Hidromek marka 4CX. Yani 4 tekerlekleri büyük olan, 4'ü de aynı olan diyeyim. 102S modeli, Maestro modeli, 2012 model benim kepçem. Motor Perkins 4400 motor. Daha çok ben bu cihazı makineye bakım yapsın. Yani motorda fazla kurum oluşmasın. Egzozdan aşırı böyle duman, kara duman atmasın. Yağını temiz tutsun diye aldım. Ama daha sonra baktım motoru da güzel temizliyor. Hem bakım yapıyor hem tasarruf yapıyor. 1,5 senedir kullanıyorum. Valla memnunum. Cihazın normalde mesela şöyle söyleyeyim nasıl tasarruf ettim ne yapıyorum diye. Normalde mesela bu makineleri kepçeleri bilen bilir. Piyasada çalışırız. İşte saatte ne yakar? 7-8. 7-8 ile işte bazen 9-10 litre yakar saatte. Ben bu cihazla biraz daha düşürdüm bunu. İşte hafif orta işlerde 7-8 litreden değil de 6-7 litre. Ağır işlerde de 7-8 litre yaktım. Normalde mesela 8-10 litre yakar. Ben bununla bu rakamları elde ettim. Tabii 1 saatte 1-2 litre düşündüğümüz zaman hani 1 litre mazot diye düşündüğümüz zaman bunu güne, haftaya, aya, yıla, seneye böldüğümüz zaman çok büyük tasarruflar demek aslında. Kısa vadede değil uzun vadede çok anlaşıyor ama ben bu cihazı aldıktan sonra yani 1,5 senedir kullanıyorum. Daha çok orta devirlerde mesela diyelim ki genelde biz işte arka kovayla 14, 15, 16 gazla çalışırız. İşte 20 ile çalıştığımız da oluyor. Yani yüksek devirlerde fazla tasarruf olmuyor. Oluyor ama çok az. İşte 20'yi geçtikten sonra fazla bir tasarruf edemiyorum. Yani ben onu gözlemledim. Ama 25 devirde de kimse kullanmaz yani bunu. 25 devirde de kullanılmaz zaten. Yerine göre. Ağır iş dediğimde daha çok kepçede ön kovayla çok makineyi yorar. Bir. İkincisi de yolda giderken makinemiz çok fazla yakar. Zaten biz hep bundan şikayet ederiz. İşte yol genelde işte yol ücreti diye konuşuruz. Gideceğimiz, yapacağımız işlere göre. Çünkü neden? Yolda yakıyor. Çok yakıyor. 9,5 tonluk makine yani sonuçta. Normalde yolda giderken mesela bir dağ yolunda ne kadar yaktım o zaman ne yakmıştım? 8,5 muydu? 8,5 8,5 8 ile 9 arası bir şey yaktım. Gittiğim dağ yolu 12 kilometreydi. 12 kilometrelik bir yolu 4 saatte anca çıkabildim, gidebildim. 4 saatte gittim. Gittim az bir şey çalıştım çalışmadım işte bir saat falan bir çalıştım geri döndüm geldim yaktım ölçtüğüm zaman aldım tekrar yakıt aldım doldurdum tekrar bir baktığım zaman saatte yaktığım yakıt 8,6 gibi bir rakamdı. Normalde 10 litre yakardı saat başına. Bu da 4 saat 4 saatte İyi bir şey yani tasarruf benim için. Çünkü niye saat başı 2 litre desen 8 litre 8 litre bir tasarruf da o gün için ya da o yarım günlük bir iş için çok iyi. O bunun dışında sadece tasarruf değil işte makinenin devri de yani normalde mesela 15 gazla çalışacağım işi 13 gazla çalışabiliyorum.
Aynı fark etmiyor ha. Çok fazla mesela performansa çok aşırı bir şey yapmıyor yani çok motor güçleniyor değil ama biraz hissedebiliyorum. Mesela arkadaşımın başka aynı bu makineden vardı. Ona bindim mesela. Sabahtan akşama kadar çalışıyorum. Kendi makinemin üzerine gidiyorum. Bakıyorum yok yani. Sanki bir eksik yani biraz. Mesela diyelim ki Beşiktaş'ta bir araba düşünün. LPG'li. Çalıştığınız zaman işte diyelim ki biraz daha fark ediyor. Mesela diyelim ki 3'ünden çıkacağın rampayı işte 2'ye atıyorsun. Ama bu cihaz ben taktıktan sonra ben öyle hissediyorum yani. 2'ye atmıyorum artık da. 3. vites gibi. Yani sanki bir vites yükseliyor. Hani 5 vitesli bir arabaya nazaran öyle anlatayım. Öyle bir benzetme yapmış olayım. Valla ben memnunum. Yapan arkadaşlardan Allah razı olsun. Çok da işime yaradı. Tasarrufumu da yaptım. Memnunum yani ben. Herkese tavsiye ederim. Dediğim gibi bir tane kutu. Kurulumu çok basit. Elektrik alıyorsun artı eksi. Sonra manifolddan gazı veriyorsun hava alan yerden. Dizel olsun, benzinli olsun hepsine giden bir cihaz. Ben bunu da denedim ama ufak arabalarda mesela diğer küçük arabalarda daha çok tasarruf yapacağını yani tahmin ediyorum. Hani ben yüksek devirde çalıştığımız için bizim için aslında çok fazla da yakıt tasarrufu biraz şey kalıyor. Yani sanki yapamazsın gibi ama yapıyorsun. Normalde bu cihazı kullanan insan ağır iş makinelerinde veya büyük ebatlı motor mesela diyelim ki 5 motor, 6, 7, 8 motor gibi motorlarda aşırı yüksek devir tam gaz değil de orta devirlerde kullansınlar, cihazı da alsınlar. Zaten orta devirde kullandığın zaman hem fazla gaz gerektirmiyor. Çünkü niye? Biraz performansı arttığı için tam gaza gerek yok. Tasarruf yaparlar. Ama hiçbir zaman ben şöyle söyleyeyim. Tam gaz işte benim makinemde 24-25 mesela devirde tasarruf fazla yapamadım. İşte yine o da nedir? Yaptım ama mesela saat başı yarım litredir. O da iyi yani. O da çok iyi. Ama çok iyi bir tasarruf yapmak için en önemli özellik zaten hava filtresi. Hava filtresi her zaman tertemiz olacak. Uygun yakıt kullanmak çok önemli. Temiz mazot yani. Temiz yakıt kullanacaksın. Kaliteli bir yakıt. Kaliteli bir hava. Filtren her şeyin tertemiz olacak. Bir de tam gaz değil, tam devir değil. Son motorun son bağırtarak sonuna kadar gaz verme değil. Orta. Olduğu zaman çok ideal, çok güzel. Çok ekonomik oluyor ve işimizi de her türlü yapıyoruz. Alacak arkadaşlara tavsiye ederim.